öğrencisini yazısını okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Değer eşit ölçüttür. Bir taşın şekli ya da rengi ne olursa olsun değerli olmasının belirleyici sebebi elbette az bulunmasıdır. Dünya üzerinde ne kadar az varsa o taştan o kadar değer biçiyor. Dünya üzerindeki her bir insanı bir taş olarak varsayarsak her bir taştan sadece ve sadece bir tane var. Bu biricikliğe rağmen biz insanlar diğer insanların hatta bazen kendimizin bile değerini üzerimizdeki takıların ettiği değere bunları satın alabilmek için gerekli bütçenin varlığına bile bakıyoruz zaman zaman. İnsanları yargılamaktan çekinmiyoruz. Kılığına, kıyafetine, öğrenim durumuna, maddi gelirine bakarak taşlaşmış kalbimizi kılıfına sığdıramıyoruz. Biz bizden çekiniyoruz. Kendimize kendimiz zarar veriyoruz. Artık kanunlarla, haklarla bizi bizden yine biz koruyoruz. Her bir taş kendine has ve çok özel. Biçimi, rengi, dokusu ne olursa olsun az bulunan her taşı değerli buluyoruz. Peki insanlar, biricik olan, kendine has olan insanlar, onların değeri ölçülebilir mi herhangi bir şeyle? Diline, rengine bakılmaksızın her insan değerli değil midir sizin gözünüzde? Bir zamanlar köle olarak satılanlar, kadın olduğu için hizmetkar görevi görenler, varlığından bile rahatsız olunan insanlar, onlara yaşatılanlar. Nerede düşürmüştük altın yırtık çuvalımızdan insanlığımızı? Tarihte nelere şahit olmadık ki? Katliamlara, işkencelere, kısıtlanan özgürlüklere. Tarih hepsini yazdı ama yazmasının bir sebebi vardı. Sonrakileri engellemek adına eleştirmek istediği bir son. Kısılmasına mecbur bırakılmış her ses kesildiği yerden daha büyük çıktı. Her bir değerli taş kendi değerini fark edince bir zamanlar değerinin fark edilmesini engelleyenleri bir devirde şeytan taşlar gibi kendi varlığıyla öldürdü. Öldürdüğü insanlar değildi. Çünkü artık bu suçtu, bir yasaktı, yaşamak bir haktı. Ben varım dedi sadece. Fikirleri öldürdüler, kötü düşünceleri yok ettiler. Adaletin terazisi artık onları da barındıracaktı. Adaletin artık bir dengesi olacaktı. İnsanı insana denk kılan, algısını rakamlardan, kaygısını makamlardan ibaret olmadığı bir denge. Bu dengelerin kurulmasına sebebiyet veren de Kur'an da insan da ve hepsi birbirine eşitti. Hiçbir taş diğerinden daha değerli değildi ve gökyüzündeki yıldızlar kadar yeryüzünde parlıyorlardı.